İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce düzenlenen Kültür Sohbetleri toplantısının dördüncüsü Dr. Rıfat Patır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Çorum'da kültür, sanat ve günlük yaşam ile ilgili kültürel birikimi gelecek nesillere aktarmak ve bu kültürü özümsemiş veya yaşamış insanlardan dinleyerek kayıt altına almak, daha sonra da yayına dönüştürmek amacıyla bir araya gelen sanat dostları dördüncü toplantılarını Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi'nde yaptı. Kültür Sohbetleri toplantısına İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoğru, eğitimci yazar Bahri Güven, Selahattin Aydemir, Muzaffer Gündoğar, Ethem Erkoç ve Abdülkadir Ozulu başta olmak üzere eğitimci yazar ve şairler katıldı. Toplantıda 88 yıllık hayatı ve 63 yıllık doktorluk geçmişiyle Çorum'un sağlık abidesi olan Doktor Rıfat Batır, katılımcılarla tabiplik anıları paylaştı. Kültür Sohbetleri toplantısının sonuncusunun 1 Mayıs 2015 tarihinde yapılacağı bildirildi. Ben de doğmuşum. 1933 senesinde Çorum hali şöyleydi. Park tarafında şimdiki vilayet dahil orası boş tarlaydı. Karşısında lisenin karşısında şimdi Pirbaba Çamlığı olan yer mezarlıktı. Biraz daha büyük. Yukarı tarafa doğru da 3 tane bina vardı. Birisi savcının, birisi hakim, birisi de komiserin dedilerdi. Onların oturması nasip olmadı. Sonra yıkıldı gitti. Bu halde zamanda da burası park haline getirildi. Bu kuzeyde hapishaneden ilerisinde hiçbir şey yoktu. Bomboştu. Ayrı doğru karlar vardı. Ortasından bir toprak yol. Orada çekirgeler uçardı biz bağa giderken. Her taraf yemyeşil, böyle bir kır halindeydi. Batıda Hıdırlık en son yeriydi. Güneyde de askeri şubesinden sonra hep tarlaydı. Küçücük bir şehirdi. O Almanlar geldiği zaman 1945'te falan buraya büyükçe bir köy demişlerdi. Ama ilkokulun 3. sınıfında falandım. Tiyatroya giderdim. Tiyatro, burada tiyatro binası vardı, belki haberiniz yok. Şimdiki Ankara yoluyla İnönü şimdi yolun kesiştiği sağda köşe başında çok güzel bir tiyatro binası vardı. Altı birinci kat, ikinci yukarısı gayet güzel. Sağda solda lojalar vardı. Lojalar çok güzel tepsi edilmişti. Çok güzel bir binaydı. Sanki İstanbul'daki şeyler gibi, büyük tiyatrolar gibi güzel bir binaydı. O zaman sinema yoktu. İstanbul'da giden variyeteler, orada sen de birkaç tabağı